kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanamadık, üzgünüz. Oyunun geneline bakacak olursak üstün olduğumuzu, daha net pozisyonlarımız olduğunu düşünüyorum. İlk yarı iyi başlamamıza rağmen geri düştük. Burada biraz sıkıntılar çektik. Ama ikinci yarı oyuna soktuğumuz oyunculardan aldığımız verim bugün beni memnun etti. Dediğim gibi kazansaydık bir avantaj elde edecektik ama lig uzun. Önümüzde daha çok maç var. Telafisini yapabileceğimiz maçlar ama 3 puan alamaz için üzgünüz. Burada oyuncularımın zaman zaman tepki gördüğünü gördüm ama biz transferi kapalı bir takımız. Sıkıntılar da çekiyoruz. Burada oyuncularımızın performansları inecek, düşecek ama yükselecek. Ama burada oyuncularımıza her zaman destek olmamız gerekiyor. Bu bayağı bizim için üzüntü verici bir şey. Geldiğim günden beri bayağı bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Burada iyi şeyler de yaptık ama son zamanlarda gördüğüm bu şeyler beni çok üzüyor. Biz iyi bir, güçlü bir camia olmak zorundayız. Sıkıntılar çekiyoruz. Tabii galip gelemiyoruz, sorunlar yaşıyoruz ama burada birlikte hep beraber her şeyi başaracağız. Geçen sene başardığımız gibi. Bu beni biraz üzüyor. Maçtan sonraki başkanımıza da teşekkür ediyorum. İnanılmaz şekilde oyuncuları motive etti. Bu bizim adımıza, ilerisi adına güzel diye düşünüyorum. Başta da söyledim, üzüntülüyüz ama bugün 2-0'dan gelmek, kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Ligde her puan önemli, değerli bir puan da ama dediğim gibi kazanamaz için üzüntülüyüz. Hocam biraz önce Ersun Hoca'ya da aynı şeyi sordum. Size de sormak istiyorum. Giresunspor sağ için dışına bir de yeni gelişmelerden dolayı sağ dışıyla da mücadele etmek gibi duruma düşmek üzere. Kulüpler Birliği'nin ligden çekilen takımlarla ilgili ilk alınan karara karşı bir girişimi oldu. İşte bazı takımlar burada farklı oy kullandı. Kazanılmış hakların kaybedilmesi gibi bir yere götürüyor Giresunspor'u. Yani hakkıyla aldığı 4 puanın elinden alınması gibi bir pencere de açılmış durumda. Bu durumla ilgili, hani bu kesin olmayacak ama böyle bir kamuoyu oluşmaya başladı. Sizin değerlendirmeniz nedir? Benim fikrimi soracak olursan bu konunun değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani çünkü değiştiği zaman çok daha büyük sorunlar olacağını düşünüyorum. Oynanmış bir maç, o puanları silmek büyük sorunlar çıkaracaktır. Bunda avarajlar var, kartlar var, bir sürü şeyler var, sorunlar var. Tabii ki bazı takımlar fazla deplasman yapıyorlar ama diğer tarafta çok daha büyük problemler olacağını düşünüyorum. İlerisi adına da şöyle, ligin son haftaları herhangi bir takım ligden çekilirse, gene puanlar silinirse bütün dengeler bozulacak. Bir sürü sorunlar ilerisi adına. Federasyonumuz bir karar vermiş. Bazı kulüpler istiyor, bazıları istemiyor ama diğer türlü çok daha büyük sorunlar çıkacağını düşünüyorum ben de. Kupa var işin içerisinde. Oynanmış maçları sayılmazsa büyük bir problem olacağını düşünüyorum. Daha takımların daha çok mağdur olacağını düşündüğüm için ben kesinlikle bu kuralın değiştirebileceğini düşünmüyorum bile. 10 maçlık kazanan bir Giresunspor'da 9 maçımız kaldı. Evet. Kazanan maçta Giresunspor kaç puan hedefine ulaşırsa kime de kalabilir. Diğer bir soru da olacak bir sanki sizin yardımcınız gibi biliyorsunuz. Yardımcılarınızdan ayrılanlar falan mı oluyor? Evet, bir kişi ayrıldı yardımcılarından. Şöyle, oradan başlayayım istiyorsan. Onurcan Giresun'u biliyorsun. İnanılmaz şekilde motive, istekliydi bugün, arzuluydu. Oyunu da çok iyi takip ediyor, iyi itirazlar ediyor. Bunda bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Yani çok mu fazlaydı? Ben çok dikkatimi çekmedi ama bilmiyorum, senin demek istediğin çok şey yapamadım. Yani çok mu itiraz etti? Hakemlik, yani antrenörlük mü yapıyor demek istedin? Öyle bir yorumlu varmış gibi. Yok. Yani dediğim gibi sadece moral motivasyonu yüksekti bugün. Gerekli, ben çok akıllı başlı itirazlar ettiğini de, etkili olduğunu da düşünüyorum. Zaman zaman bu tip şeylere bugün biraz, tabii ki ben çok fazla hakem hakkında konuşmuyorum ama hakem kararlarında biraz dengesizlikler yaşadığım için orada biraz fazla itiraz etmiş olabilir. Dediğim gibi böyle. Diğer soruna gelecek olursak, tabii uzun zamandır kazanamıyoruz. Kazanacağımız zamanlarda gelecek. Burada şöyle bir şey var. Alttaki bütün çoğu rakibimiz 3'er puan aldı. Biz 6 puan alacağız. Yani puan sıralamasına bakarsan biz biraz daha yukarıda görünüyoruz alacağımız puanlarla. Biz daha puan, diğer maçlardan puan almadık. İleride bu bize oynanmamış maçlarına gelecek puan avantaj sağlayacak tabii ki. Burada iç sahada 2 maçtır beraberlikle ayrılıyoruz. Bu bizim için büyük ileride problem yaratacak. Bunu dışarıdan telafi etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi kalan maçlarda 12 puan yeteceğini düşünüyorum. İnşallah da buna hani 6 da olabilir, üstü de olabilir ama biz bu şekilde biraz zaman zaman iyi oynadığımız bölümleri arttırırsak ilerisi adına problem yaşayacağımızı düşünmüyorum ama başında da söyledim, bizim hep birlikte birlik olmamız gerekiyor. Bizim oyuncularımız
transferimiz kapalı, önümüzdeki sene de kapalı. Bunlarla beraber yürüyeceğiz. Bunlara her zaman destek olmak zorundayız. Diyorum, düşüyorlar, çıkıyorlar. Zaman zaman performansları artıyor, eksiliyor ama bunların hep her zaman destek olmak zorundayız. Görüyorsunuz bir anda oyunu da değiştirebiliyorlar. Ben bunun bizim için büyük problem yaratacağını düşünüyorum. İnşallah bu şeyden biraz bir an önce döneriz. Çünkü bu oyuncular bizim oyuncularımız. Bunlara değer katmamız gerekiyor. Bunların moral motivasyonunu yükseltmemiz gerekiyor. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar da çok kazanmak istiyor. Biz de çok kazanmak istiyoruz. Herkes, taraftarımız da herkes çok kazanmak istiyor ama kazanamayınca belli bir stres tabii ki oluyor. Bugün şanssızlık da vardı, beceriksizlik de vardı biraz. Ama bunların döneceğini düşünüyorum.